Yukarıda verilen çözünme denklemine göre dengede olan kurşun 2 sülfat çözeltisine sabit sıcaklıklarda hangileri eklenirse kurşun 2 sülfat katısının çözünürlüğü azalır denilmiş. Öncelikle çözünürlüğün tanımını hatırlayalım. Belli miktar çözücüdeki çözünen maksimum madde miktarıdır. Buradaki belli miktar olarak da referans değerimiz olan 100 gram su alınmakta. Yani 100 gram suda çözünebilen maksimum madde miktarı olarak ifade edilebilir çözünürlük. Birinci öncül saf su eklenmesi. Saf su eklenmesi katıların çözünürlüğünü değiştirmez. Burada ne gibi bir değişim olur? Eklediğimiz saf su çözünürlük oranında yani çözücü ve çözünen arasındaki oran değişmeyecek şekilde katı çözecek. Saf su eklenmesiyle çözücü ve çözünen arasındaki oran değişmediğinden dolayı saf su eklemek kurşun 2 sülfat çözeltisinin çözünürlüğünü değiştirmez. İkinci öncül sodyum sülfat katısı eklemek. Sodyum sülfat suda çözündüğünde ortama sodyum ve sülfat iyonunu verecek. Burada sülfat iyonları bizim kurşun 2 sülfat çözeltimizle ortak iyondur. Ortak iyon çözünürlüğü azaltır arkadaşlar. İkinci öncülde çözünürlüğümüz azalır ortak iyon çözünürlüğü azaltır. Üçüncü öncül kurşun sülfat katısı. Arkadaşlar bizim zaten maddemiz kurşun sülfat ve dengede. Yani dengede ne demek? Dibinde katısı olan bir çözelti durumunda. Bir yandan katı çözünerek kurşun ve sülfat iyonlarını oluşurken bir yandan da kurşun sülfat iyonları birleşerek katımız oluşturmakta. Biz dengede olan bu çözeltiye ekstradan kurşun 2 sülfat katısı eklersek bu işlem bizim dipte bulunan katı miktarımızı arttırır. Çünkü çözelti zaten dipte katısı olduğundan dolayı doygun durumda. Yani eklediğimiz ekstra kurşun sülfat katısı çözülmeyecektir. Dipteki kurşun 2 sülfat katı miktarını arttıracaktır. Dolayısıyla çözünürlük değerimiz değişmez diyoruz. Sorumuzda hangisi kurşun 2 sülfat katısının çözünürlüğünü azaltır dediği için cevabımız B seçeneğidir. Suda az çözünen xy 2 iyonik katısının saf sudaki çözünürlük sıcaklık grafiği aşağıda verilmiştir. Bu grafiğe göre yargılardan hangileri doğrudur? Grafiğe baktığımızda sıcaklık arttıkça çözünürlük azalmış. Sıcaklık artışıyla çözünürlüğü azalan çözünme tipi egzotermik çözünme tipidir. Buradaki çözünmemiz egzotermik bir çözünmedir. Sıcaklığı sevmez. Hatta katımızın iyonlaşma denklemi üzerinden de bu durumu inceleyelim. Suda az çözülen katımız suda çözüldüğünde suya x iyonlarını ve y iyonlarını verecek. Formülde 2 adet y bulunduğu için y'nin kat sayısı 2 olacaktır. Çözünme türümüzün egzotermik olduğunu söyledik. Yani çözünme sırasında ısı açığa çıkacak. Bakın sıcaklığı arttırdığımızda Löşeter ilkesine göre denge ısının olmadığı diğer yöne kayacak. Yani denge girenlere kayacak diyeceğiz. Sıcaklık artarsa denge girenlere kayar. Dengenin girenlere kayması, katı miktarının artması yani çözünürlüğün azalması anlamına geliyor. Dolayısıyla çözünme türümüz egzotermik bir çözünmedir. Birinci öncülde XY2'nin sudaki çözünürlüğü egzotermiktir demiş. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncül doygun çözeltisi ısıtılırsa bir miktar XY2 katısı dibe çöker. Bakın burada da çözelti ısıtılırsa dengemizin girenlere kayacağını Dengenin girenlere kaymasının da katı miktarının artışına neden olduğunu belirtmiştik. Yani çökme işlemi gerçekleşecektir. Zaten bu yüzden çözünürlük azalıyor. İkinci öncülümüz de doğrudur. Üçüncü öncül 50 derecedeki doygun çözeltisinin 1000 litresinde 0,1 mol x'i 2 çözülmüştür. 50 derecedeki molar çözünürlüğümüze baktığımız zaman 10 üzeri eksi 4 molarmış. Molarite formülünü yerine koyarsak çözünen maddemizin molünü bulabiliriz. 10 üzeri eksi 4 molar çözünen x'ye 2 katısını bulmaya çalışıyoruz. Bölü hacim değeri olarak da 1000 litre alınsın demiş. Buradan işlemleri yaptığımızda çözünen x'ye 2 molü 0,1 mol olarak karşımıza çıkacak. Üçüncü öncülüğümüz de doğrudur. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Saf sudaki çözünürlüğü endotermik olan alüminyum hidroksit katısının doygun sulu çözeltisine işlemlerinden hangileri tek başına uygulanır ise alüminyum hidroksit katısının çözünürlüğü azalır denilmiş. Öncelikle alüminyum hidroksidin suda çözünme denklemini yazalım. Alüminyum hidroksit suda çözündüğünde suya alüminyum ve hidroksit iyonlarını verecek. Çözünmenin endotermik olduğu bize belirtilmiş. Yani ısı alan bir tepkime. Birinci öncül sıcaklığı arttırma. Endotermik bir tepkimede sıcaklık arttırılırsa denge ürünler yönüne kayar. Sıcaklık etkisiyle denge ürünlere kaydığından dolayı çözünürlük değerimiz artacaktır. Endotermik tepkimelerde sıcaklık arttıkça çözünürlük artar. Birinci öncül yanlış oldu bize azalan durumlar sorulmuş. İkinci öncül sodyum hidroksit katısı eklemek denilmiş. Sodyum hidroksit suda sodyum ve hidroksit iyonlarına ayrışacak. Burada hidroksit bizim ortak iyonumuz olacak. Dolayısıyla alüminyum hidroksitteki hidroksit iyon derişimi artacaktır. Hidroksit derişimi arttığından dolayı denge girenlere kayacak. Dengenin girenlere kayması çözünürlüğü azaltır. Zaten biz ortak iyon etkisinin de çözünürlüğü azalttığını biliyoruz. İkinci öncül aradığımız durumdur. Üçüncü öncül aynı sıcaklıkta saf su eklemek denilmiş. Aynı sıcaklıkta saf su eklenmesi çözünürlük değerini değiştirmemekte. De üçüncü öncül aradığımız bir durum değildir. Özellikle çözünürlüğün tanımına dikkat edelim. Çözünürlük belli miktar çözücüde çözünebilen maksimum madde sayısıydı. Biz ortama su eklediğimizde dipte katı varsa bu katı çözünür. Ancak eklediğimiz su çözücü ve çözünen oranını değiştirmez. Yani dipte katı varsa bu katı çözünürlük oranında çözülecek. Hem çözücü hem çözünen miktarı artacak. Dolayısıyla çözünürlüğümüz değişmez yorumunu yapacağız. Arkadaşlar bir de şu uyarı yapmak istiyorum. Biz ortama su eklediğimizde denge iyon derişiminin çok olduğu yöne kayar. Yani ürünlere kayar. Ancak bu katının çözünürlüğünün artması anlamına gelmez. Çünkü denge ürünlere kayarken çözünen alüminyum hidroksit miktarının artma nedeni ortama su eklememiz. Yani eklediğimiz su da çözünürlük oranında madde çözünecek. Belli bir miktar çözücüde eski duruma göre daha fazla bir madde çözünmesi söz konusu olmayacak su eklenmesiyle. Bu yorum hatasına da düşmeyelim. Kısaca katıların çözünürlüğünü aynı sıcaklıkta saf su eklemek değiştirmez. Çözünürlüğe etki eden en önemli iki durum sıcaklık ve ortak iyondur. Sıcaklık değişimi sonucunda denge ürünlere kayarsa çözünürlük artar. Girenlere kayarsa çözünürlük azalır diyeceğiz. Onun dışında ortak iyon derişimi artarsa çözünürlük azalır yorumunu yapacağız. Zaten ikinci öncülde ortak iyondan dolayı çözünürlüğümüz azaldı. Birinci öncüldeki sıcaklık değişimi dengeyi ürünlere kaydırdığı için çözünürlüğü arttırdı. Bizi azalan durumlar sorulduğu için biri almamıştık. Sorumuzun cevabı yalnız 2 olan B seçeneğidir. Denklemine göre katısıyla dengede olan kalsiyum sülfat sulu çözeltisine uygulanan bir işlem sonucunda kalsiyum iyon derişiminin zamanla değişimini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre T anında uygulanan işlem yukarıdakilerden hangileri olabilir? Grafiğe baktığımızda T anında uygulanan işlem sonucunda kalsiyum iyon derişimi azalmış durumda. Çözünme denklemini şuraya tekrar bir yazmak istiyorum. Çözünme denklemimize baktığımızda çözünme sırasında ısı açığa çıkmış yani egzotermik bir çözünme gerçekleşiyor. Şimdi öncüllerin yorumuna bakalım. Birinci öncül sıcaklığı arttırmak, Sıcaklık artarsa löşetel ilkesine göre denge ısınının olmadığı girenler yönüne kayar. Dengenin girenlere kayması ürünlerde yer alan kalsiyum iyon derişimini ve sülfat iyon derişimini azaltır. Dolayısıyla birinci işlemde sıcaklığı arttırmak denge girenlere kaydıracağından dolayı kalsiyum iyon derişimini azaltacaktır aradığımız bir durumdur. İkinci öncül sodyum sülfat katısı eklemek. Çözeltimize sodyum sülfat katısı eklendiğinde çözeltimize sodyum ve sülfat iyonları geçecektir. Bu iki madde arasında sülfat iyonu ortak iyonumuzdur. Dolayısıyla çözeltiye sodyum sülfat katısı eklendiğinde çözeltideki sülfat iyon derişimi artacaktır. Sülfat iyon derişiminin artması dengeyi yine girenler yönüne kaydıracak. Dengenin girenlere kayması kalsiyum iyon derişimini azaltır arkadaşlar. Burada sülfat iyon derişimi için de şunu söyleyebiliriz. Ortama sülfat eklendiği için sülfat iyon derişimi arttı. Daha sonra denge girenlere kaydığı için sülfat iyon derişimi bir miktar azaldı. Ancak ilk duruma göre sülfat iyon derişimi artmıştır yorumunu yapabiliriz. Hatta sülfat iyon derişimi içinde şöyle bir grafik yine çizebiliriz. Başlangıçta sabitti. T anında ortama sodyum sülfat eklendiğinde sülfat iyon derişiminde ani bir artış gerçekleşecek. Denge girenlere kaydığında sülfat iyon derişimi bir miktar azalacak. Ancak ilk duruma göre görüldüğü gibi artıda olacaktır. O yüzden artar dedik. Sonuç olarak ikinci işlem sonucunda ortamdaki kalsiyum iyon derişimi denge girenlere kaydından dolayı azalmıştır. Üçüncü öncül aynı sıcaklıkta saf su eklemek. Arkadaşlar dikkat ederseniz soruda bize çözeltinin katısıyla dengede olduğu belirtilmişti. Yani ortamda dipte bulunan bir kalsiyum sülfat katısı söz konusu. Yine çözeltimiz doygun bir çözelti. Çözelti içerisinde kalsiyum ve sülfat iyonları bulunmakta. Biz ortama su eklediğimizde eklediğimiz su çözünürlük oranında dipteki katıyı çözecektir. Dolayısıyla aynı sıcaklıktaki doygun çözeltimizde yer alan kalsiyum ve sülfat iyon derişimi değişmeyecektir. Çünkü aynı sıcaklıkta çözünürlük değişmediğinden dolayı eklediğimiz su miktarınca dipteki katıdan gelen iyonlar derişim değerinin sabit kalmasını sağlayacaktır. Eğer dipte katı olmasaydı eklediğimiz su sonucunda kalsiyum iyon derişimi azalırdı yorumunu yapabilirdik. Ancak soruda da belirtildiği gibi katısıyla dengede olan çözelti eklenen su miktarınca ne yapacak? Çözünürlük oranında kalsiyum ve sülfat iyonlarını tekrar çözeltiye geçirecek. Bu sayede molarite formülünü düşünürsek hem eklenen sudan dolayı hacim artmıştır hem de dipteki katıdan kaynaklı çözünen kalsiyum ve sülfat iyonu da artmıştır. Dolayısıyla iyon derişimlerimiz sabit kalmıştır. Üçüncü öncül aradığımız bir durum değildir. Soruda bize hangileri olabilir denildiği için cevabımız 1 ve 2 olan C seçeneğidir. Gümüş siyanür katısının T derecedeki 0,2 molar gümüş nitrat sulu çözeltisindeki çözünürlüğü 5 çarpı 10 üzeri 8 molardır. Buna göre gümüş siyanür katısının T derecede saf sudaki çözünürlüğü kaç molardır denilmiş. Öncelikle gümüş siyanür ve gümüş nitratın çözünme denklemlerini yazalım. Bakın gümüş siyanür katı olduğu için buraya katı dedik. Gümüş nitrat ise çözelti olduğu için suda dedik. Şimdi bize saf sudaki çözünürlük sorulmuştu. Biz saf sudaki çözünürlüğü S olarak ifade ediyorduk. Peki soru bize ne bilgisini vermiş? Gümüş siyanürün gümüş nitrat çözeltisindeki çözünürlüğü. Yani gümüş siyanürün ortak iyon içeren başka bir çözeltideki çözünürlüğünden bahsetmiş. Ve bu değerde 5 çarpı 10 üzeri eksi 8 molar olarak verilmiş. Biz bir çözeltinin ortak iyon içeren başka bir çözeltideki çözünürlüğünü x olarak ifade ediyorduk. O halde bu bilgiler çerçevesinde ilk olarak gümüş siyanürün KÇÇ değerini hesaplayalım. Daha sonrasında KÇÇ değerinden yararlanarak saf sudaki çözünürlüğünü bulalım. Az önce de belirtmiştik gümüş siyanürün ortak iyon içeren gümüş nitrat çözeltisindeki çözünürlüğüne x molar diyelim dedik. Katsayı birken x ise katsayı birken x molar ve katsayı birken x molardır diyeceğiz. Yani Gümüş siyan gümüş nitrat çözeltisinde x molar çözülmesiyle ortama x molar gümüş ve x molar siyanür gelmekte. Çözeltimizin derişimi ise 0,2 molarmış. Yine aynı mantıkla gidersek katsayı birken 0,2 molarsa katsayı 1 olduğu için gümüş ve nitratın derişimi de 0,2 molardır. Arkadaşlar bize gümüş siyanürün gümüş nitrat çözeltisindeki çözünürlüğü verilmiş. Yani x dediğimiz değer Neymiş? 5 çarpı 10 üzeri eksi 8 molarmış. O halde x gördüğüm yere 5 çarpı 10 üzeri 8 yazacağım. Bunlar molarite. Şimdi çözünürlüğü daha az olan tuzumuz olan gümüş siyanür için KÇÇ değerini yazacağım. Şimdi katımızın KÇÇ değerini yazalım. Yani gümüş siyanürün çözünürlüğü daha az zaten. KÇÇ eşittir. Ürünlere göre yazılmaktaydı. Gümüş çarpı siyanür derişimi şeklinde yazılacak. Kalçeçi ifadesine derişim değerlerini yazacağız. Dikkat ederseniz iki maddedeki ortak iyonumuz gümüş iyonu. Arkadaşlar biz kalçeçi ifadesine ortak iyon derişimini yazarken kalçeçi değerini yazdığımız yani çözünürlük değeri daha az olan maddeden gelen ortak iyon derişimi ihmal edilecek diyoruz. O halde gümüş iyon derişimi için gümüş nitrattan gelen 0,2 molarlık bir değerimiz var. Bir de KÇÇ'si verilen gümüş siyanürden gelen bakın 5 çarpı 10 üzeri 8 molarlık bir gümüş derişimi var. Sizin de gördüğünüz gibi KÇÇ'si verilen maddeden gelen ortak iyon derişimi diğer maddemizden gelen gümüş derişimine göre çok çok küçük. İşte biz bu nedenle ne diyoruz? Ortak iyon derişimi yazılırken KÇÇ'si verilen maddeden gelen ortak iyon derişimi ihmal edilir. Bu konunun püf noktası zaten burası. Daha önceki sorularda da buna benzer yorumlar yapmıştık hatırlarsanız. Çarpı siyanür derişimi için siyanür kaynağımız sadece gümüş siyanür olduğu için mecburen bu değeri yazıyoruz. Yani siyanür ortak yön olmadığı için ihmal falan etmiyoruz. Direkt bu değeri yazıyoruz. 5 çarpı 10 üzeri eksi 8 molardı. Eşittir KÇÇ ifadesine. Zaten amacımız KÇÇ'yi bulmaktı burada. O halde denklemimizi düzenleyecek olursak 0,2 çarpı 5 çarpı 10 üzeri eksi 8'den KÇÇ ifademiz 1 çarpı 10 üzeri 8 yapacaktır. Bu bizim KÇÇ değerimiz. Soru bize ne sormuştu? Gümüş siyanürün saf sudaki çözünürlüğü yani S değerini sormuştu. Bunun için gümüş siyanürün tekrar bir çözünme denklemini yazmak istiyorum. Evet çözünme denklemimizi tekrar yazdık. Gümüş siyanürün saf sudaki çözünürlüğüne S diyelim dedik. Katsayı birken S ise gümüş ve siyanürün de katsayıları bir olduğu için S molar derişime sahiptirler çözeltide. Şimdi KÇÇ ifadesini tekrar yerine yazacağız. Gümüş siyanür için KÇÇ ifadesi neydi? Gümüş derişimi çarpı siyanür derişimiydi. Ürünlere göre yazılmaktaydı. Bu defa arkadaşlar sudaki çözünürlük değerlerini yazacağız. Bu değerlere ne dedik gümüş ve siyanür için? S dedik. Gümüş derişimine S molar, siyanür derişimine de S molar diyorum. Bakın aynı sıcaklık olduğu için gümüş siyanürün KÇÇ değeri değişmeyecek. Sıcaklık değerimiz aynıydı. Yani az önce bulduğum KÇÇ değerini aynen yerine yazıyorum. 1 çarpı 10 üzeri eksi 8. Buradan işlemleri yaptığımızda S kare eşittir 1 çarpı 10 üzeri eksi 8 ise S'imiz 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molardır. Bu değer bizim gümüş siyanür maddemizin saf sudaki çözünürlüğüne eşittir. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Şekildeki kapta denklemine göre dengede olan çözeltiye işlemlerinden hangileri yapılırsa dipteki xy katısı miktarı artar denilmiş. Birinci öncül sıcaklığı arttırmak. Tepkimeye baktığımızda çözülme sırasında ısı açığa çıkıyor. Yani egzotermik bir çözülme. Sıcaklık arttığında Löşeter ilkesine göre dengemiz ısının olmadığı diğer yöne yani girenler yönüne kayacak. Dengenin girenlere kayması x'ye katı miktarını arttıracaktır. Birinci öncül aradığımız bir durumdur. Bu nedenle egzotermik tepkimelerde sıcaklık arttıkça çözünürlük azalmaktaydı. İkinci öncül sodyum y katısı eklemek. Bu katı eklediğimizde bu katıdan kaynaklı sodyum ve y iyonları oluşacak. Burada y iyonu bizim ortak iyonumuz. Dolayısıyla sodyum y katısı eklediğimizde y iyon delişimi artacaktır. Y iyon delişiminin artması yine Löşetel ilkesine göre dengeyi Y iyon sayısını azaltmak için girenler yönüne kaydıracaktır. Yani ikinci işlemde de denge girenler yönüne kaydı. Girenler yönünde yine XY katısı bulunduğu için XY katısının oluşumu artacaktır. Yani dipteki XY katısı artar diyoruz. İkinci öncülümüz de doğrudur. Üçüncü öncül aynı sıcaklıkta doymamış XY sulu çözeltisi eklemek Eklediğimiz doymamış x'ye çözeltisi dipte bulunan x'ye katısının bir miktarını çözerek doygun hale gelecektir. Dolayısıyla bu işlem sonucunda dipteki x'ye katı miktarı ne olacak? Azalacaktır. Biz x'ye katısının artan durumları incelediğimiz için 3. öncül yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 olan C seçeneğidir. Denklemine göre katısıyla denge halinde bulunan gümüş klorür çözeltisine sabit sıcaklıkta bir miktar gümüş nitrat katısı ekleniyor. Bu olayla ilgili yargılardan hangisi yanlıştır denilmiş. Arkadaşlar eklediğimiz gümüş nitrattan çözeltimize gümüş ve nitrat iyonları geçecek. Burada bizim gümüş iyonlarımız ortak iyonumuz. Ortak iyon derişimi arttıkça çözünürlük azalmaktaydı. O halde D şıkkında yer alan gümüş klorür katısının çözünürlüğü artar ifadesi yanlıştır. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Diğer öncülleri de kontrol edelim. Ortam eklediğimiz gümüş nitrat katısında ortak iyon gümüş dedik. O halde ortak iyondan dolayı gümüş iyon derişimimiz artacaktır. A şıkkı doğrudur. Gümüş iyon derişiminin artması dengeyi Le Chatelier ilkesine göre girenler lehine kaydıracaktır. Çünkü biz gümüş iyon derişimini arttırdığımızda Dengemiz Löşeter ilkesine göre gümüş iyon derişimini azaltmak için girenler yönüne kayacak. Denge girenlere kayacak dedik. Dengenin girenlere kaymasıyla klor iyon derişimimiz azalacaktır. Denge girenler lehine bozulur dedik zaten. Denge girenler lehine bozulduğu için girenlerde yer alan maddeleri molleri artacaktır. Gümüş klorür katısının molü artar. Mol artarsa kütlesi de artar. Ancak burada bize gümüş klorürün derişimi artar deseydi bu ifade yanlış olurdu. Katı ve sıvıların derişimleri sabittir. Katı ve sıvılarla ilgili mol yorumunu yapmakta ise bir sakınca yok. Dengenin kaydığı yöndeki maddelerin katı ve sıvılar da dahil molleri artmakta. Dengenin diğer yönünde kalan maddelerin ise molleri azalır katı ve sıvılar dahil. Sadece derişim yorumunda dikkatli olacağız. Katı ve sıvıların derişimleri sabittir diyeceğiz. Sonuç olarak gümüş klorür katısının çözünürlüğü artar ifadesi yanlıştır. Denge girenlere kaydığı için katı oluşumu söz konusudur. Çözünürlük azalır. Bir diğer ifadeyle ortak iyon çözünürlüğü azaltır. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. T derecede saf sudaki çözünürlüğü 10 üzeri eksi 4 molar olan kurşun 2 iodür katısının değerleri hangisinde doğru verilmiştir? Birinci öncülde T derecedeki çözünürlük çarpımı olan KÇÇ değeri sorulmuş. Öncelikle kurşun 2 ödürüm çözünme denklemini yazalım. Formülümüzde 2 adet iyot olduğundan dolayı iyodumuzun katsayısı 2 oldu. Arkadaşlar biz saf sudaki çözünürlüğe S diyorduk. Burada kurşun 2 ödürün çözünen miktarına S dersek katsayılar üzerinden yorum yaptığımızda katsayı 1 iken S molar kurşun katsayı 2 iken 2S molar iot oluşacaktır. Sonra da bize sudaki çözünürlük değeri verilmiş. 10 üzeri eksi 4 molar. O halde değerleri yerine yazalım. S gördüğüm yere 10 üzeri eksi 4 molar yazıyorum. İyot derişimi 2S olduğu için 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar derişime sahip olacaktır. Kurşun 2 ödül için KÇÇ ifadesini yazalım. KÇÇ ifadesi ürünlere göre yazılmaktaydı. O halde kurşun derişimi çarpı iot derişiminin karesi şeklinde yazılacaktır. Kurşun iyon derişimi için 10 üzeri eksi 4 molar dedik. İyot derişimi için 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar dedik. Ve iyodun karesini alacağımızı söyledik. Karesini almamızın nedeni iyodun kat sayısının 2 olmasıydı. İşlemleri yaparsak 10 üzeri eksi 4 çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 8. Buradan KÇÇ ifademiz 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 gelecektir. KÇÇ ifademizi bulduk. Yazalım 4 çarpı 10 üzeri eksi 12. Şimdi de kurşun 2 yodür katısının 0.25 molarlık kurşun 2 nitrat çözeltisindeki çözünürlüğüne bakalım. Bunun için kurşun 2 nitrat çözeltisindeki iyonları gösterelim. Yine formülümüzde 2 adet nitrat olduğu için nitrat katsayısı 2 oldu. Soruda kurşun 2 nitrat çözeltisinin derişimi 0,25 molar olarak verilmiş. Katsayılar üzerinden kurşun ve nitrat iyon derişimini de yazalım. Katsayı 1 iken 0,25 molar, katsayı 2 iken 0,50 molar yapacaktır derişim değerimiz. Arkadaşlar dikkat ederseniz ikinci öncülde kurşun 2 iyodürün ortak iyon içeren kurşun nitrat çözeltisindeki çözünürlüğünden bahsedilmiş. Biz KÇÇ'si belirtilen bir tuzun ortak iyon içeren başka bir çözeltideki çözünürlük değerine x diyorduk. Bakın sudaki çözünürlüğüne S, başka bir çözeltideki çözünürlüğüne x diyoruz. Yine aynı şekilde katsayılar üzerinden kurşun 2 iyodürün kurşun 2 nitrattaki çözünmesi sonucunda açığa çıkan kurşun ve iyot iyon derişimlerini de yazalım. Katsayı 1 iken x molar, katsayı 2 iken 2x molar derişim gelecektir diyoruz. Şimdi Kçç ifadesini yine yazıyorum. Kurşun derişimi çarpı iyot derişimi. Sorumuz kurşun 2 iyodür katısı ile ilgiliydi. Dikkat edersek bu iki maddedeki ortak iyonumuz kurşun iyonları. Burası çok önemli. KÇÇ ifadesi yazılırken ortak iyon olan maddenin derişim değeri yazılırken KÇÇ'si verilen tuzdan gelen ortak iyon derişimi ihmal edilir. KÇÇ'si verilen tuzdan gelen ortak iyon derişiminin ihmal edilme nedeni bu katıdan gelen iyon derişiminin diğerine göre çok çok az olması. Bakın 10 üzeri eksi 4 molar 0,25 molar. 10 üzeri eksi 4 molar 0,25 yanında çok çok küçük olduğu için ihmal edilecek. O halde iyon derişimini yazarken bu durumu belirtelim. Kurşun iyon kaynağımız kurşun 2 nitrat çözeltisinden gelen 0,25 molarlık kurşun iyonu artı bir de KÇÇ'si verilen kurşun 2 yodürden gelen 10 üzeri eksi 4 molarlık kurşun iyon derişimi. Ne demiştik? KÇÇ'si verilen tuzdan gelen ortak iyon derişimi ihmal edilir. Bakın sadece ortak iyon derişimi ihmal edilecek. Buna dikkat edelim. İyot derişim kaynağımız ise sadece kurşun iki ödürden gelen iyot derişim kaynağı. Buna da 2x molar demiştik. Unutmayın değerleri yazarken ne yapıyorduk? Başka bir çözeltideki derişim değeri yazıldığı için x şeklinde ifade ettiğimiz derişim değerini yazıyorduk. Bu 2s değeri yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 değeri saf sudaki çözünürlük için geçerli. Başka bir maddedeki çözünürlük için geçerli değil. O yüzden 2x dedik. Burada tabi iot derişiminin karesini alacağımızı söylemiştik. Eşittir diyoruz kçc değerine. Biz kçc değerini 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 olarak bulmuştuk t derecede. Yine sıcaklığımız aynı olduğu için kçc değeri değişmeyecek. Kçc değeri sadece sıcaklıkla değişiyordu. O halde gümüş 2 yıldır için kçc değerimiz yine 4 çarpı 10 üzeri eksi 12'dir. Buradan işlemleri düzenleyecek olursak 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 eşittir 0,25 çarpı 2x'in karesi 4x kare yapacak. Yine işlemleri düzenlemeye devam edelim. 0,25 ile 4x kareyi çarparsak x kare gelecek. 4 çarpı 0,25 1 yapacak bu yüzden. Eşittir 4 çarpı 10 üzeri eksi 12. Buradan her iki tarafın kare aldığında, aldığımda x değerini 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 bulacağız. Bu x değeri bizim kurşun 2 ödürümüzün kurşun nitrattaki çözünürlüğüydü arkadaşlar. O halde ikinci sorumuzun cevabı 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar yapacak. Verilen öncüllere baktığımızda doğru cevabın A seçeneği olduğunu görmekteyiz. KÇÇ değerimiz 4 çarpı 10 üzeri eksi 12. İkinci öncülümüzde ise Kurşun 2 ödürün 0.25 molarlık kurşun 2 nitrat çözeltisindeki çözünürlüğü sorulmuştu. Bu değeri de 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 bulmuştuk. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Bakır 1 bromür katısının T derecede saf sudaki çözünürlüğü 28,8 mg bölü litredir. Buna göre bakır 1 bromür katısının T derecedeki çözünürlük çarpımı KÇÇ'si kaçtır denilmiş. Öncelikle katımızın çözünme denklemini yazalım. Çözünürlük denklemimizi yazdık. Katımızın saf sudaki çözünürlüğüne S dersek kat üzerinden bakırın derişimi S -molar ve bromun derişimi S molardır. KÇÇ ifademizin yazılışına bakalım bir de. KÇÇ ifadesi ürünlere göre yazılmaktaydı. O halde bakır derişimi çarpı brom derişimi şeklinde yazılacak. Bakırın derişimine S molar, Bromun derişimine S molar dedik. O halde KÇÇ ifademiz S kare şeklinde bulunacak. Artık tek yapmamız gereken S değerini bulmak. S değeri molarite cinsinden bir değerdi. Yani sudaki çözünürlüğü veren maddemizin molaritesini bulursak S değerini bulmuş olacağız. Ve yerine yazdığımızda KÇÇ değerini hesaplayacağız. Molarite formülünü hatırladığımızda mol bölü hacimdi. Çözeltinin çözünürlüğüne baktığımızda 1 litredeki çözünen miktar verilmiş. Yani 1 litresinin değeri verilmiş. O halde maddemizin molünü hesaplamak kalıyor geriye. Molün formülünü de hatırlayacak olursak kütle bölü mol ağırlığıydı. Mol ağırlığını önce hesaplayalım. Bakırın atom ağırlığı 64. Bromun atom ağırlığı da 80. Buradan mol ağırlığımız 144 gram gelecek. O halde yine formülü yerine yazalım. Molü bulmaya çalışıyorum. Mol ağırlığım 144 grammış. Kütleyi de verilen miligram değerini grama çevirerek bulacağız. 1 gram 1000 miligramdı. Bizim elimizde 28,8 miligram madde var. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 28,8 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram gelecek. Bu ifadeyi de sadeleştirme kolay olsun diye düzenlersek 288 çarpı 10 üzeri eksi 4 gramdır kütle değerimiz. Yerine yazalım denklemde 288 çarpı 10 üzeri eksi 4 diyorum. Sadeleştirmeleri yapacak olursak 144 ve 288 ikiye bir oranında sadeleşecek. Mol değerimiz 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol olarak karşımıza çıkacak. Mol değerimizi de derişim formülünde yerine yazacak olursak 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 dedik. Bakın molümüz 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. Birimimiz litre olduğu için hacim değerini 1 litre aldığımızda moleritemiz yani S değerimiz 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar yapacaktır. Bu bizim molar çözünürlüğümüz. Şimdi KÇC ifadesinde yerine yazalım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 moların. Karesini aldığımızda bize KÇÇ değerini verecek. O halde KÇÇ değerimiz 4 çarpı 10 üzeri eksi 8'dir. Sorumuzun cevabı E seçeneği oldu. Bir y tuzunun farklı sıcaklıklardaki çözünürlük çarpımı değerleri aşağıda verilmiştir. Buna göre 10 derecede hazırlanan doygun xy sulu çözeltisi ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Sıcaklık ve KÇÇ değerlerine baktığımızda sıcaklık arttıkça KÇÇ değerimiz azalmış. Bu durumun açıklaması dengenin sıcaklık artışıyla girenlere kayması şeklinde olur. Çünkü sıcaklık etkisiyle denge girenlere kaydığında KÇÇ azalmaktaydı. Peki hangi çözünme tipinde sıcaklık artışıyla denge girenlere kaymaktaydı sorusunun cevabı ise egzotermik tepkimelerde şeklinde olacak. O halde xy tuzunun suda çözülmesi egzotermiktir. Bunu bir gösterelim. xy katısı suda çözüldüğünde x ve y iyonları oluşacak ve sıcaklık arttıkça KÇÇ değeri küçüldüğü için bu çözünme türü egzotermiktir dedik. İsterseniz bir de sağlamasını yapalım. Sıcaklık arttıkça Chatelier ilkesine göre denge ısının yazılmadığı girenler yönüne kayacaktır. KÇÇ değerine sadece sıcaklık değişimi etki etmekteydi. Sıcaklık değişimi sonucunda denge girenlere kayarsa KÇÇ azalırdı. Buradaki sıcaklık değişimi sıcaklık artış yönünde olmuş. Sıcaklık arttıkça denge girenlere kaydığı için bu çözünme türümüz egzotermik bir çözünmedir diyoruz. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz doğrudur. İkinci öncül sıcaklığı 40 dereceye çıkarılırsa bir miktar X'ye dibe çöker. Sorumuzda öncüllerin yorumu 10 derecede hazırlanan doygun xy çözeltisi ile ilgili sorulmuştu. Sıcaklık 40 dereceye çıktığında çözünme denklemimizde denge girenler yönüne kaydığından dolayı xy katı miktarı artacaktır. Çözünürlük azalacaktır. Dolayısıyla bir miktar xy dibe çöker ifadesi doğrudur. Sıcaklık arttıkça denge girenlere kaydığında x ve y iyonları tepkime vererek X-Y katısını oluşturduğundan dolayı X ve Y iyon derişimi azalmış. Dolayısıyla k ç ifademiz de azalmıştı. Son olarak birinci öncüle de bakalım. Litresinde 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol çözünmüş iyon bulunur denilmiş. 10 derecede hazırlanan doygun X-Y çözeltisinin saf sudaki çözünürlüğüne S molar dersek katsayı 1 iken X'in derişimi S molar Katsayı bilirken y'nin derişimi de s molardır. X'e katısı için KÇ ifademizi yazdığımızda ürünlere göre yazacaktık. X iyon derişimi çarpı Y iyon derişimi şeklinde bulunacak. X ve Y iyon derişiminin S molar olduğunu belirtmiştik. KÇ ifademizde 10 dereceye göre yazılacak. Yani 10 üzeri eksi 6'dır. Buradan işlemleri yaparsak 10 üzeri eksi 6 eşittir S kare. S değerimiz yani molar çözünürlüğümüz 10 üzeri eksi 3 molar olacaktır. Değerleri yerine yazalım. X derişimi 10 üzeri eksi 3 molar. Y derişimi de 10 üzeri eksi 3 molar olacak. Toplam iyon derişimimiz 10 üzeri eksi 3 x'ten 10 üzeri eksi 3 de y'den geldi. Dolayısıyla 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olacak. Bize mol cinsinden ve litresinde ifadesi belirtilmiş. Molarite formülü yerine yazdığımızda Toplam iyon derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar. Toplam iyon mol sayısını bulmaya çalışıyoruz. Hacim değerimizde litresi dediği için 1 litre alıyoruz. Buradan 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol olarak toplam iyon molünü buluyoruz. Dolayısıyla birinci öncülümüz de doğrudur. Çözünmüş iyon dediği için hem x hem y değerine dikkat aldık. Sorumuzda doğru olan öncüller sorulduğundan cevabımız e seçeneğidir. Katısıyla dengede olan doygun kurşun 2 bromür çözeltisine sabit sıcaklıkta bir miktar kurşun 2 nitrat katısı eklenerek çözünüyor. Buna göre grafiklerden hangileri doğrudur denilmiş. Önce katısıyla dengede olan doygun kurşun 2 bromürün suda çözünme denklemini yazalım. Bu çözeltiye bir miktar kurşun 2 nitrat katısı eklenirse bu katıdan da çözeltiye kurşun ve nitrat iyonları geçecektir. Dikkat edersek burada kurşun iyonları ortak iyonumuz. Dolayısıyla çözeltimize kurşun iki nitrat katısı eklendiğinde bu katının iyonlaşması sonucunda ortak iyonumuz olan kurşun iyon derişimimiz artacaktır. Kurşun iyon derişiminin artması löşeter ilkesine göre dengemizi kurşun iyon derişimini azaltmak için girenler yönüne kaydıracaktır. Yani bu işlem sonucunda denge girenlere kayar. Dengenin girenlere kaymasıyla ne gibi değişimler olur? Kurşun bromür katı miktarı artar. Kurşun bromürün derişimi değişmez çünkü katı, katıların derişimi sabittir. Kurşun iyon derişimimiz ortak iyondan dolayı artacak. Yine kurşunun molünü sorsaydı ortak iyondan dolayı molü de artardı. Brom iyon derişimi denge girenlere kaydığından dolayı azalacaktır. Yine molünü de sorsaydı molü de azalacaktır derdik. KÇÇ ifademiz ise yapılan işlem sabit sıcaklıkta gerçekleştiğinden dolayı sabit kalacaktır. Çünkü KÇÇ yalnızca sıcaklıkla değişmekteydi. O halde grafiklerin yorumuna bakalım. Birinci grafikte bromiyon derişimi azalır denilmiş. Evet dengenin girenlere kaymasıyla bromiyon derişiminin azalacağını söylemiştik. Birinci grafiğimiz doğrudur. İkinci grafikte KÇÇ değerinin değişmeyeceğini söylemiş. KÇÇ değeri sıcaklık sabit olduğundan dolayı değişmeyecektir demiştik. İkinci grafiğimiz de doğru oldu. Son olarak üçüncü grafiğe baktığımızda ne demiştik? Ortamın kurşun iki nitrat katısı eklendiğinde denge girenlere kaymaktaydı. Yani ortamdaki kurşun ve brom iyonları birleşerek kurşun iki bromür katısını oluşturmakta bir çökme işlemi gerçekleşmekte. Dolayısıyla aynı miktar çözücüdeki iyon sayımız azaldığından çözünürlüğümüz azalmıştır yorumunu yapacaktık. Aynı zamanda ortak iyon derişimi arttıkça çözünürlük azalır yorumundan da çözünürlük değerimizin azalması gerektiğini söyleyecektik. Üçüncü öncülümüzde çözünürlük artar dediği için bu grafiğimiz yanlıştır. Tekrarlıyoruz arkadaşlar ortak iyon derişimi arttıkça çözünürlük azalır. Burada ortak iyonumuz kurşun iyonlarıydı. Bize soru doğru olan öncülleri sorduğundan cevabımız 1 ve 2 olan C seçeneğidir. Verilen denkleme göre katısıyla dengede olan kurşun 2 hidroksit sulu çözeltisine sabit sıcaklıkta uygulanan işlemlerinden hangilerinde çözelti pH'ının değişimi doğru olarak verilmiştir. Katımıza baktığımızda suda çözündüğünde suya hidroksit iyonu vermekte. Dolayısıyla hidroksit iyon derişimini arttırmakta. Çözündüğünde suya hidroksit iyonu veren maddeler bazdır. Bazlıkla pH arasındaki ilişkiyi de açıklayalım. Bazlık arttıkça yani OH derişimi arttıkça pH değeri de artmaktaydı. O halde OH derişiminin arttığı durumlarda biz pH değeri de artar. OH derişiminin azaldığı durumlarda pH değeri azalır yorumlarını yapacağız. OH derişimi azaldıkça ise pH değerimiz de azalacak. O halde verilen işlemler sonucunda hidroksit iyon derişimindeki değişim pH'ı belirleyecek. Buraya göre yorum yapacağız. Birinci öncüle bakalım. Sodyum hidroksit katısı eklemek. Sodyum hidroksit katısı eklendiğinde ortak iyonumuz olan hidroksit iyon derişimi artacaktır. Hidroksit iyon derişiminin artması ne yapıyordu? pH değerini arttıracaktır. Birinci öncül doğrudur. İsterseniz birinci işlemdeki hidroksit iyon derişimindeki değişimi grafikle gösterelim. Başlangıçta dengede olan çözeltimizdeki hidroksit iyon derişimi belli miktarda bulunmakta. Daha sonra sodyum hidroksit katısı eklendiğinde ortamda ani bir hidroksit iyon derişiminde artış olacak. Hidroksit iyon derişiminin artması dengeyi Chatelier ilkesine göre hidroksit iyon derişimini azaltmak için girenlere kaydıracak. Dolayısıyla hidroksit iyon derişimi bir miktar azalacak. Ancak başlangıca göre ilk durumda artmış durumda olduğundan hidroksit iyon derişimi artar. Dolayısıyla bazlık arttığından dolayı pH ile artar yorumunu yaptık. Bu grafik bizim birinci öncülümüzün yorumuydu. İkinci öncül hidroklorik asit çözeltisi eklemek. Arkadaşlar çözeltimize hidroklorik asit çözeltisi eklediğimizde çözeltideki H iyon derişimi artacak. Bildiğiniz üzere H artı ve OH eksi birbirinin etkisini yok etmekteydi. Yani birbirlerini nötrleştirmekteydi. O halde H iyon derişiminin artması çözeltideki hidroksit iyon derişiminin azalmasına neden olacak. Hidroksit iyon derişimi azaldığından dolayı yani asitlik arttığından dolayı pH değerimiz de azalacaktır. Burada pH için azalır dediği için ikinci yorumumuz da doğrudur. Yine biz ikinci işlemdeki hidroksit iyon derişimini de grafikle gösterelim. Evet, dengedeydi başlangıçtaki çözeltimiz belli bir hidroksit derişimi bulunmaktaydı. Ortama hidroklorik asit eklediğimizde Aşartı iyon derişimi arttığı için hidroksit iyon derişimi ani bir azalma yaşayacak. Hidroksit iyon derişimindeki azalma bu defa Lochetel ilkesine göre dengeyi ürünler yönüne kaydıracak. Hatırlayalım Lochetel ilkesi bizim yaptığımız etkinin tersi yönde tepki veriyordu. Biz hidroklorik asit ekleyerek ortamdaki hidroksit derişimini azalttığımızda sistem hidroksit derişimini arttırmak için dengeyi ürünler lehine kaydıracak. Dolayısıyla denge ürünlere kaydığı için hidroksit iyon derişimi bir miktar artacak. Ancak ilk duruma göre ekside olduğundan dolayı hidroksit iyon derişimi azaldı. Dolayısıyla pH de azaldı yorumunu yaptık. Bu da bizim ikinci işlem sonucunda elde ettiğimiz hidroksit derişim grafiğidir. Son olarak üçüncü öncüle baktığımızda üçüncü öncülde kurşun iki nitrat katısı eklemek demiş. Buradaki ortak iyonumuz kurşun iyonudur. Biz kurşun 2 nitrat katısı eklediğimizde ortamdaki kurşun iyon derişimi artacaktır. Kurşun iyon derişiminin artması yine Lochetel ilkesine göre dengeyi kurşun iyon derişiminin azalacağı girenler yönüne kaydıracak. Bizim yaptığımız etkiye ters yönde tepki verdi yine. Denge girenlere kaydığından dolayı bu defa hidroksit derişimi ne olacaktır? Azalacaktır. Hidroksit iyon derişiminin azalması pH'ı azaltacaktır. Burada da azaltır dediği için üçüncü öncül de doğrudur. Yine 3. işlem sonucunda elde ettiğimiz hidroksit iyon derişim grafiğine de bir göz atalım. Başlangıçta sistem dengedeydi. Kurşun 2 nitrat eklediğimizde denge ne oldu? Girenler lehine kaydı. Dengenin girenler lehine kayması hidroksit iyon derişimini yavaş yavaş azaltacak ve tekrar yeni denge kurulduğunda hidroksit iyon derişimi sabit kalacaktır. Dolayısıyla hidroksit iyon derişimi azaldığından dolayı pH'imiz azaldı. Şurada hidroksit derişimi ile pH arasındaki yorumu nasıl yapılacağını söylemiştik. Verilen öncüllerden üçü de doğru olduğu için cevabımız E seçeneğidir.